Ankara'nın yeşil kalmış son alanlarından birisi olan Çiğdem Mahallesi'ndeki Dışişleri Bakanlığı arazisi rant uğruna imara açılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 120 bin metrekare olan önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle özelleştirme kapsamına alındı. Şimdi de alana Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından imar planı yapılarak plan askıya çıkarıldı. Bir bölümü 30-40 yıllık sedir, badem, karaçam ağaçlarıyla kaplı olan alanla diğer ağaç, bitki ve canlı popülasyonu yine son bir habitat oluşmuş durumdadır. Ve bu plan uygulanırsa bunların hepsi yok olacaklar. İklim krizini tüm dehşetiyle yaşadığımız günümüzde düzensiz ve aşırı iklim olayları yaşanırken, bir yılan morsele dönüşürken, kuraklık varken bir tek ağacın bile rant uğruna kesilerek betonlaşmasına göz yumamayız. Ayrıca kamuya ait olan bu hazine arazisinin konut ve ticari alana dönüştürülmesi haksız menfaat doğurmakta ve tüm şehircilik ilkelerine aykırı bir durum teşkil etmektedir. Bu değişiklik ile kamu yararı da görülmemektedir. Ankara'nın en işlek ana anterleri üzerinde bulunan arazide ilave yapılaşma ile kent içi ulaşım olumsuz etkilenecek, egzoz ve gürültü kirliliği artacak, yeni yapılaşmanın getireceği nüfus artışı kontrol edilemez durumda olacaktır. Çiğdem Mahallesi'nin tüm bileşenleri ve mahalle sakinleri olarak bu planın iptaline ve özelleştirme yoluyla satışına ilişkin her türlü yasal haklarımızı kullanacağız. Bu çerçevede imza kampanyası başlattık. Hafta süresinde itiraz dilekçelerimizi verdik. Kamuoyu oluşturmak ve sorunu tüm Ankaralılara ulaştırmak için bugün yine buradayız. Belediyeler, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları hep birlikte hareket ederek gücümüzü göstermeliyiz. İtirazlardan sonuç alınamaz ise dava süreçlerinin takipçisi olacağız. Her fesatta torunları olmakla övündüğümüz Osmanlı'nın en önemli sultanlarından Fatih Sultan Mehmet, ormanlarımdan bir zal kesenin başını keserim sözüyle ağaca, doğaya ve çevreye verdiği önem, ebedi liderimiz Atatürk'ün bırakın var olan ağaçları kesmeyi, Anadolu Bozkırı'nda yoktan Atatürk Orman Çiftliği gibi dev bir yeşil alan yaratması ve ayrıca Yalova'da çınar ağacının bir dalını kesmek yerine binanın yerini değiştirilmesi emredip bizzat çalışmaları izah etmesi de unutulmamalıdır. Böylesine duyarlı nesilleri, torunları olan bizlere düşen görev de yeşili ve ağacı savunmaktır. Geleceğimiz olan çocuklarımız için buna mecburuz. Halde hep birlikte haykıralım. Yeşilime, doğama, ağacıma dokunma. Yeşilime, doğama, ağacıma dokunma. Yeşilime, ağacıma, doğama dokunma. Yeşilime, mavime, ağacıma dokunma. Çiğdem'im Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Fethi Aksoy. Bugün burada Çiğdem Mahallesi'nde imara açılmaya çalışılan bir hazine arazisine itiraz dilekçelerimizi vermek için buradayız. 20 bin dönümün üstündeki bir alan, ormanlık, 30-40 yıllık ormanlardan oluşan bir alan. Özelleştirme kapsamına alınarak satılmak isteniyor. Burada bir imar değişikliği yapıldı. Şimdi o imar planları askıda. Biz mahallelilerden topladığımız imzalar ve Change.org'dan topladığımız imzalarla birlikte hem Çiğdem'in Derneği hem Çiğdem Mahallesi Muhtarlığı olarak itiraz dilekçelerimizi bugün Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edeceğiz. Belediye aracılığıyla bunlar bakanlığa iletilecekler. Belediyeler de bu plana karşı, hem Çankaya Belediyesi hem Büyükşehir Belediyesi de bu imar planına itiraz ediyorlar. Odalar da itiraz ediyorlar. Sonuçta dava sürecini de onlarla birlikte yürüteceğiz. Ve burada yeni bir yapılaşmaya izin vermemeye çalışacağız.